Sevgili seyirciler, yeni nesil yayıncılığın adresi 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Alper Ateş, Ben Bilirim'de karşınızdayız efendim. Pazartesi günü, salı günü, çarşamba günü ve perşembe günü yarışan yarışmacılarımız bu kez ödül için stüdyomuzda buluştu. Bu akşam 2500 liralık para ödülünün sahibi kim olacak? Birazdan onu göreceğiz. Ama önce gün birincisi yarışmacılarımıza hoş geldiniz diyelim. Süper ekip yine stüdyoda. Bir numarada Cevat Bey var, iki numarada Özlem Hanım var, üç numarada Ali Murat Bey var ve dört numarada Ejder Bey var. Onlar zaten şahane yarıştılar. İlk günler çok iyiydi. Cevat Bey, eve gidip şöyle daha sakin bir şekilde yarışmanın analizini yaptığınızda ne dersiniz? İlk gün performansınızı nasıl buldunuz? Yani başarılı buldum ama daha iyisini yapabilirdim herhalde. Ama önemli olan yarışmaktan çok o gün yani iyi bir gün geçirdim. Benim için de önemli olan oydu. Belki de 4 yarışmacımız bugün daha da üzerine koyarak devam edecekler. Daha güzel puanlarla, daha güzel performanslarla devam edecekler. Cevat Bey'i minik bir hatırlasak memnun oluruz efendim. Tabii, ben Cevat Demiryaz. İstanbul'da yaşıyorum. Wellness koçluğu yapıyorum. Ekran başındaki seyircilerimiz belki hani bilmeyenler vardır. Wellness koçu tam olarak ne yapar Vedat Bey? Şimdi wellness iyi olma hali demek. Yani sağlıklı bir bedene sahip olmak, kaliteli bir yaşam sürmek. Bu konuda koştuk yapıyorum. Yani prensimiz %80 beslenme, %20 spor ama %100 pozitif tavır. Süper. Zaten o pozitiflik sizde de var. Sağ ol. İki seferdir çok pozitif çıkıyorsunuz karşınıza efendim. Teşekkür ederim. Cevat Bey, başarılar diliyorum bu akşam size. Ben Bilirim de. Ve iki numaraya Özlem Hanım'a geçiyoruz. Gün birincisi olan tek hanımefendi Özlem Hanım. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk efendim. Nasıl keyifler Özlem Hanım? Hafta finalinin o ödül gününün heyecanı var mı? Valla o kadar yok. O kadar süper. Heyecanlı değilim. Çünkü arkada özellikle çok samimi, çok içten bir ortam var. Yani kendimi sanki aile ortamında dostlarla Scrabble oynuyor gibi hissediyorum şu anda. Sizin enerjiniz bize de yansıyor. Yani çok memnunum burada olmaktan. Peki minik bir hatırlasak Özlem Hanım kimdir diye? 1970 İstanbul doğumluyum. Evliyim. Tuna adında bir oğlum var, 15 yaşında. Emekliyim. Keyifli, mutlu, huzurlu günler yaşıyorum. Harika emeklilikle ilgili. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ben de size başarılar diliyorum Özlem Hanım. Umarım güzel bir gün geçiririz beraber. İnşallah. Ve 3 numaraya Ali Murat Bey'e geçiyoruz. Ali Murat Bey ilk yarıştığı gün tek gelmişti. Bu kez evet. Eşi efendim desteklemeye gelmiş. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Aynen. Ve Ali Murat Bey'i bir kez daha hatırlarız. Tekirdağ Çorlu'da yaşıyorum. Gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. 31 yaşındayım. 5 yıllık evliyiz. 4 yaşında bir kızımız var. Allah bağışlasın. Onun şansıyla bugün de gerçek şansımla buradayım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Harika. Murat Bey, ilk günkü performanstan sonra siz kendinizi değerlendirdiğinizde şöyle sakin kafayla nasıl buldunuz Ben Bilirim'in o 1,5 saatlik dilimini sizin için? Çok keyifliydi öncelikle. Bugün daha keyifli olacağını düşünüyorum. Çünkü kazananlarla beraberiz. Evet. Daha çekişmeli bir yarışma olacağını düşünüyorum. Umarım güzel geçer sizin için de efendim. Başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Ve 4 numarada Ejder Bey var. Ejder Bey yine eşiyle birlikte geldi. Eşi yalnız bırakmadı. Ayaklarınıza sağlık. Ve Ejder Bey'i de minik bir hatırlarsak memnun oluruz. Ejder Arslan ismim. 44 yaşındayım. Evliyim. ODTÜ elektronik mezunuyum. Teknoloji alanında birçok yerde çalışma imkanım oldu. Genel kültür ve yarışmalar konusunda da zaten hep ilgim vardı. Duyar duymaz zaten böyle de bir program olduğunu TV360'da mutlaka dedim katılmalıyım. Gerçekten de beklentilerimin çok ötesinde heyecanlı, eğlenceli bir program oldu. Çok teşekkürler tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Ejder Bey'i size biraz tanıtmak gerekirse rakipler belki çok tanımıyor olabilir. Evet. İlk gün şöyle dedi, ben burada sadece sonuncu olmamak üzerine geldim dedi. Sonrasında finale kadar hep yükselen bir grafik ve finalde de oyunu çevirdi efendim. Gün birincisi oldu. Çok güzel gitti o yarış sizin adınıza. Evet, yani ortasından sonra konsantrasyon anlamında da işte biraz da şansımın yaver gitmesiyle sorularla ilgili güzel bir yarışma oldu. Çok çekişmeli oldu. Çok eğlendim. Süper efendim. İnşallah bugün daha da güzel kazananlarla daha da eğlenceli bir yarışma olacak diye bekliyorum. Evet, 4 yarışmacımızla da öyle olacaktır kesin. Başarılar diliyorum. Hazırsak Ben Bilirim'in ödül bölümü başlıyor. Yine 58 soruluk bir yolculuğa çıkacağız. 4 yarışmacımızla birlikte bakalım final turunda kimler yarışacak ve bu akşam 2500 liralık ödülün sahibi kim olacak?
Bir numarada Cevat Bey var. Cevat Bey için geliyor ilk harf tablomuz. Buyursunlar. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si. Kategorimize baktığımızda genel kültür 70 puan değerindedir Cevat Bey. İşte sorunuz ekranda. 90'lı yıllarda TRT'de yayınlanan çizgi belgeselde Evliya Çelebi'nin soylu Arap atı anlamına gelen yol arkadaşıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ali Murat Bey ben bilirim dedi. Küheylan. Küheylan. Soylu Arap atı anlamına gelen yol arkadaşı Küheylan. Doğru mu? Görelim. Veriz. Tekirdağ'dan yarışmacımız Ali Murat Bey açılışı yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Ve darısı diğer 3 yarışmacımızın başına şimdi de Özlem Hanım'la seçiyoruz sorumuzu. Tuna'nın T'si. Tuna'nın T'si. 40 puan değerinde kategorimize baktığımızda bir genel kültür sorusu gelecek Özlem Hanım sizin için. Buyursunlar, sorunuz ekranda. Roma'da bulunan ve turistlerin uğrak yeri olan dünyaca ünlü çeşmedir. Süremiz başladı. Gelmedi ve Cevat Bey ben bilirim dedi. Trevi. Trevi. Trevi çeşmesi. 40 puan değerinde doğru mu görelim. Veriz. Evet, Aşıklar Çeşmesi de denen Trevi Cevat Bey'e de açılış yaptırdı efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım bir gün orada para atma şansım olur. Onunla ilgili geçenlerde bir haber okumuştum. Trevi çeşmesine atılan paralar bayağı milyon eurolara ulaşıyormuş. Hatta birisi sadece geçimini oradan ara ara aldığı paralarla sağlıyormuş. Yakalamışlar, röportaj yapmışlar falan. Onunla ilgili bir haber okumuştum. Dediğiniz gibi çok fazla para atan insan varmış, turistler varmış. Ve kimisinin de geçimi o şekilde sağlanıyormuş Trevi çeşmesinde. Aşk çeşmesinin puanları Cevat Bey'e gitti. Kutlarız. Ve geçiyoruz sıradaki sorumuza efendim. Kiminle beraber? Ali Murat Bey'le beraber. Cansu'nun C'si ile başlamak istiyorum. Cansu'nun C'si 50 puan değerinde. Kategorimize baktığımızda tarihten gelecek Ali Murat Bey sorunuz. Buyursunlar, ekrandadır. Osmanlı İmparatorluğu'nda genellikle şehzadelerin yönetim tecrübesi kazanması için gönderildiği yerdir. Süremiz başladı. Gelmedi, Ejder Bey ben bilirim dedi. Sancak. Sancak. Doğru mu görelim. Süperiz. Ve efendim şimdi de sorumuzu seçme sırası Ejder Bey'e geçti. Buyursunlar. Ben de yine eşimle başlamak istiyorum. Gonca'nın G'si. Evet. Daha önce de eşiyle başlamıştı soru seçmeye Ejder Bey, daha önce yarıştığı evet, bölümde de. Evet. Ve bu kez de Gonca'nın G'si 50 puanlık soru. Kategorimize baktığımızda müzik gelecek Ejder Bey sizin için. Buyursunlar, sorunuz ekranda. Sanat, Ölü Ozanlar Derneği gibi birçok tiyatro oyununda rol alan, oyun yöneten usta sanatçıdır. Can nokta nokta. Süremiz başladı. Yurzap. Gürzap dedik. Evet. Usta tiyatro sanatçısı Can Gürzap. Doğru mu görelim. Süperiz. Evet. Birincilerimizle ilk 4 soruyu geride bıraktık. Puan tablosuna baktığımızda 3 isim açılışlarını yaptı. Puanlarını aldı. Darısı Özlem Hanım'ın başına. Birazdan Özlem Hanım da alacaktır eminim. Çünkü ilk gün çok güzel bir performans sergilemişti efendim. Tekrar dönüyoruz Cevat Bey'e. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. Kategorimize baktığımızda genel kültür gelecek Cevat Bey sizin için. 80 puan değerinde ve sorunuz ekranda.
Yolcu trenlerinde biletleri denetleyen ve vagon işlerine bakan görevlidir. Süreniz başladı. Kondüktör. Kondüktör. Doğru mu? Görelim. Veririz. Ve Cevat Bey puan tablosunda kaça ulaştı bu cevabın ardından? 120 ile liderlik koltuğunda efendim. Şimdi de geçiyoruz Özlem Hanım'a. Van'ın V'si. Van'ın V'si 40 puan değerinde. Kategorimize baktığımızda hayvanlar aleminden gelecek Özlem Hanım sorunuz. Ve ekranda. Kuyruğu parlak ve güzel renkli olan, göz alıcı görüntüsüyle süs hayvanı olarak beslenen bir kuştur. Süremiz başladı. Tavus. Tavus kuşu. 40 puan değerinde. Görelim. Veririz. Süper. Herkesin puanı var. Özlem Hanım da açılışı yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Geçiyoruz efendim Ali Murat Bey'le sorumuzu seçmeye. Nihal'in N'si 80 puan. Nihal'in N'si 80 puanlık sorumuz. Kategorimize baktığımızda Ali Murat Bey sizin için edebiyat sorusu gelecek bu kez. Buyursunlar sorumuz ekranda. Başındaki tüylü şapkasıyla meşhur fakir dostu halk kahramanıdır. Süremiz başladı. Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Sürenin dolmasına kısa bir süre kala geldi. Doğru mu görelim. Veririz. Her sorunun ardından yarışmacılarımız biraz daha açılıyorlar, biraz daha adapte oluyorlar. Güzel gidiyoruz ve sıra Ejder Bey'de. Paris'in P'si. Paris'in P'si 50 puan değerinde. Kategorimize baktığımızda Ejder Bey anlam bilgisi sorusu gelecek efendim sizin için. Sorunuz ekranda. Bir metinde geçen bilgi için sayfa sonuna konulan açıklama veya kaynaktır. Süremiz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif Özlem Hanım ben bilirim dedi. Dipnot. Dipnot. Olabilir mi? Olabilir mi acaba? 50 puan değerinde. Doğru mu dipnot? Görelim. Veririz. Burada da Ejder Bey'in sorusunun puanları Özlem Hanım'a gitti. Özlem Hanım da 90'a ulaştı. 150, 120, 100 ve 90 şeklinde tablomuz. Ve efendim şimdi de geçiyoruz Cevat Bey'e. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si 80 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda Cevat Bey müzik sorusu gelecek efendim sizin için. Buyursunlar sorunuz ekranda. Telli Telli, Destina, Olmasa Mektubun gibi pek çok unutulmaz şarkıyı seslendirmiş müzik grubudur. 10 saniyelik süreniz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif Özlem Hanım ben bilirim dedi. Yeni Türkü. Yeni Türkü. Doğru mu görelim. Veririz. Özlem Hanım ilk puanını geç aldı ama şu an güzel bir noktaya taşıdı efendim kendini. Puan tablosunda liderlik koltuğuna ulaştı 170 puanla. Ve şimdi de soru seçme sırası Özlem Hanım'ın. Çorum'un Ç'si. Çorum'un Ç'si 60 puan değerinde. Kategorimize baktığımızda bir söz arıyoruz Özlem Hanım bu soruda. Ve efendim sorunuz ekranda. Kilolarından muzdarip kimselerden sıkça duyulan sözdür. Nokta 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 yarıyor. Süremiz başladı. Su içsem yarıyor. Su içsem yarıyor. Bakalım 60 puan kazanacak mıyız? Su içsem yarıyor. Doğru mu görelim. Veririz.
kullandığım bir cümle misiniz olduğu için bildim hemen. Yarıyor musun isteniz? Yarıyor. Peki Özlem Hanım ama puanlar da güzel yarıyor. Baktığımızda tabloya 230 oldu efendim. Ve ödül günümüzün ilk turunda hızlı yürüyoruz. Kiminle beraber şimdi de yol alacağız? Ali Murat Bey'le. Buyursunlar efendim. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si 80 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda Ali Murat Bey bir deyim sorusu gelecek sizin için. Sorunuz ekranda. Elindeki her şeyini, bütün imkanlarını yitirmek anlamlarındaki deyimdir. Nokta nokta ortada kalmak. Süreniz başladı. Dımdızlak. Dımdızlak ortada kalmak. Elindeki her şeyini, bütün imkanlarını yitirmek. Doğru mu görelim? Neresi? Evet, başarılı yarışmacılarımız puanları alıyorlar efendim. Böylece Murat Bey 230'la liderlik koltuğuna ortak oldu. Özlem Hanım'ı yakaladı. Söz şimdi de Ejder Bey'de olacak. Samsun'un S'si. Samsun'un S'si 60 puan değerinde. Kategorimiz anlam bilgisi Ejder Bey. Sorunuz ekranda efendim. Ücreti ve dökümünü gösteren hesap pusulasıdır. Süremiz başladı. Adisyon. Adisyon. Doğru mu görelim? Güzel. Böylece Cevat Bey'e kadar uzandık efendim. Ejder Bey de 160'la şu an üçüncülük koltuğunda. Hatta iki birincimiz olduğu için ikincilik koltuğunda diyebiliriz. Bakalım Cevat Bey buradan kaç puanlık soru tercih edecek? Yumuşak G olsun. Yumuşak G 80 puan değerinde efendim. Kategorisine baktığımızda bir renk sorusu gelecek Cevat Bey sizin için. Sorunuz ekranda. Parlak kırmızı renge verilen addır. Süreniz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Parlak kırmızı renge verilen addır. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Ejder Bey. Kan çileği. Kan çileği rengi parlak kırmızı renge verilen addır dedi Ejder Bey. Görelim. Değilmiş efendim. Cevat Bey ben bilirim dedi. Kan çiçeği. Kan çiçeğidir onun doğrusu dedi Cevat Bey. Bakalım 60 puan kazanacak mıyız? Parlak kırmızı renge verilen ad. Doğru mu görelim? Değilmiş. Son 40 saniye. Cevat Bey. Çan çiçeği. Çan çiçeği. Doğru mu görelim? Değilmiş. Ejder Bey. Nar çiçeği. Nar çiçeği. Yarışmacılarımızı pişman eden cevap oldu. Herkes bir anda tepki verdi. Parlak kırmızı renge verilen ad. Nar çiçeği. Doğru mu görelim? Buradan eşime teşekkür ediyorum. Evde güzel ufak bir narımız var. Onun nar çiçeği renginde de parlak kırmızı çiçekleri var. Bu sayede bu aklıma oradan geldi. Sonlandı. Evet. Sonradan ulaştık. Güzel de ulaştık. Evet. Kan ilk kimden gelmişti? Cevat o sizden onu mi geldi? Ben uydurdum. olsa olsa parlak kırmızı öyle bir şey olabilir belki dedim ama sonradan aklıma geldi. Devamında çünkü Cevat Bey de o taraftan devam etti. Evet. Ve nar çiçeği puanları Ejder Bey'in hanesine yazdırdı efendim. Ve geçiyoruz şimdi de Özlem Hanım'la sorumuzu seçmeye. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat'ın yeğesi 60 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda Özlem Hanım bir bitki sorusu alacağız sizin için. Ve efendim sorunuz ekrandadır. Japon gülü ya da Çin gülü de denen beyaz, pembe veya kırmızı çiçekler açan bir bitkidir. Süreniz başladı. Kaktüs.
Tüm butonlar aktif. Ejder Bey ben bilirim dedi. Begonya mı? Begonya. O bitki begonya mı? Görelim. Değilmiş. Japon gülü ya da Çin gülü. Cevat Bey. Petunya. Petunya bitkisi. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Diğer adı Japon gülü ya da Çin gülü olan bitki ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Ejder Bey. Kamelya. Kamelya. Doğru mu? Görelim. Veriz. Bitkilerde 2'de 2 yaptınız Ejder evet, Bey. Evet. Nar çiçeğinden sonra. Evet, güzel denk geldi. İstemeden güzel oldun. 270 puanla bu iki cevap Ejder Bey'i liderlik koltuğuna taşıdı efendim. Ve yolumuza devam ediyoruz ilk turda Ali Murat Bey'in sorusuyla. Ali'nin A'sı diyelim. Ali'nin A'sı 80 puan değerinde. Kategorimize baktığımızda Ali Murat Bey bir genel kültür sorusu gelecek efendim sizin için. Sorunuz ekranda. Ülkelerin bağımsızlık simgelerinden biridir. Süreniz başladı. Ulusal para. Ulusal para ülkelerin bağımsızlık simgelerinden biridir dedik. Ulusal galiba sığmıyor oraya. Doğru mu görelim? Değilmiş. Özlem Hanım ben bilirim dedi. Milli marş. Milli marş. 80 puan değerinde. Görelim. Veriz. Yarışmacılarımız paslaşmaya devam ediyorlar. Böylece Özlem Hanım 300 puanı aştı, liderlik koltuğuna geçti 310 puanla. Şimdi de Ejder Bey ile seçiyoruz sıradaki sorumuzu. Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'si 60 puan değerinde. Kategorimize baktığımızda Ejder Bey anlam bilgisi sorusu gelecekmiş efendim. Buyursunlar. Çeşitli kutlama ve eğlencelere eşlik eden renkli kağıt parçalarıdır. Süreniz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Murat Bey ben bilirim dedi. Konfeti. Konfeti. Doğru mu? Görelim. Veriz. Ve Ali Murat Bey de buradan aldığı puanla tabloda 290'a ulaştı ikincilik koltuğunda. Geçiyoruz sıradaki sorumuza. Bu kez de Cevat Bey ile başlıyoruz tekrar efendim. Buyursunlar. Ömer'in Ö'sü. Ömer'in Ö'sü 80 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda tarih sorusu gelecek Cevat Bey sizin için. Buyursunlar, sorunuz ekranda. Eski Roma'da birbirleriyle veya yırtıcı hayvanlarla arenada dövüşen kimselere verilen addır. Süremiz başladı. Gladyatör. Gladyatör. Doğru mu? Görelim. Evet. Sanırım Roma sorularında başarılı oluyor. Evet, Roma sorularında o... Özellikle antik sorularda Cevat Bey daha başarılı ve şu an tabloya baktığımızda Cevat Bey'in durumu ne olmuş? 200'e ulaşmış. 310 liderimizin puanı, 200'de 4. sıradaki yarışmacımızın puanı. Çok yakın bir rekabet izleyeceğiz belli ki sonuna kadar efendim. Güzel gidiyorsunuz ve geçiyoruz Özlem Hanım'a. Nide'nin N'si. Nide'nin N'si seçilmişti Özlem Hanım. Başka bir harf olursa. O zaman... Ü. Ünye'nin Ü'sü 80 puan değerinde. Kategorimiz coğrafya olacak. Özlem Hanım sorunuz ekranda efendim. Avrupa, Asya ve Afrika dışında kalan ana karaları ifade eden coğrafya terimidir. Süreniz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Cevat Bey ben bilirim dedi. Yeni dünya. Yeni dünya. Doğru. Peki bakalım cevap doğru çıkacak mı? Yeni dünya dedik. Doğru mu görelim. Veriz. Geçiyoruz bu kez de Ali Murat Bey'in sorusuna. Buyursunlar.
Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si 80 puan değerinde. Kategorimize baktığımızda müzik ve genel kültür sorusu gelecek Ali Murat Bey sizin için. Sorunuz ekranda efendim. Barış Manço'nun bir şarkısında da geçen soğuk algınlığı için sıkça hazırlanan içecektir süreniz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif ve Cevat Bey ben bilirim dedi. Nane limon. Nane limon. Doğru mu görelim? Veriz. Geçmiş olsun Ali Murat Bey. Teşekkürler. Ama puan tablosunda 290'layız zaten. Üçüncülük koltuğundayız. Liderimiz Cevat Bey oldu bu cevabın ardından. Ve geçiyoruz şimdi de Ejder Bey'le sorumuzu seçmeye. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si 50 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda genel kültür sorusu gelecek. Buyursunlar, sorunuz ekranda. Genellikle konut olarak kullanılan asgari alana sahip daireye verilen addır. Süreniz başladı. Stüdyo. Stüdyo. Görelim. Kutlarız. Puan tablosuna baktığımızda 360 ile Cevat Bey lider, 320 ile ikincilik koltuğunda Ejder Bey. Son 8 sorumuz ilk turda. Herkes ikişer soru daha cevaplayacak, arkasından ikinci tura geçeceğiz. Şimdi de Cevat Bey'deyiz. Urfa'nın U'su. Urfa'nın U'su 80 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda Cevat Bey anlam bilgisi sorusu gelecek efendim sizin için. Buyursunlar, sorunuz ekranda. Argo'da yalan, dolan, oyun, tuzak anlamlarında kullanılan bir sözdür. Süreniz başladı. Katakulli. 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 Doğru mu görelim? Veriz. Gün birincilerimizle sorularımızı hızlı hızlı cevaplamaya devam ediyoruz. 440 oldu Cevat Bey'in tablosu. Birazdan iki yarışmacımız ikinci turun ardından finalde yarışacaklar. Ve oranın da birincisi bu akşam 2500 liralık para ödülünün sahibi olacak. O isim kim olacak? Devam ediyoruz Özlem Hanım'la. Şe. Şanlıurfa'nın şe'si 40 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda müzikten gelecek efendim sorunuz. Buyursunlar, ekrandadır. Kör bıçak, aldanırım, kuşlar gibi birçok sevilen şarkıya imza atan müzisyendir. Süreniz başladı. Yaşar. Yaşar. Özlem Hanım çok hızlı gördü. Bakalım 40 puan kazanacak mıyız? Biz de görelim. Kutlarız. Ve geçiyoruz Ali Murat Bey'e. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si 70 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda Ali Murat Bey tarihten geliyor efendim sorunuz. Alırız. Dostluğumuzun simgesi olarak Japonya'ya giden ve dönüş yolunda batan fırkateynimizdir. Süreniz başladı. Ertuğrul. Ertuğrul fırkateyni. Doğru çıkarsa 70 puan. Doğru mu görelim? Kutlarız. Evet, 1889'da Japonya ile dostluğumuzun nişanesi olarak Japonya'ya gidip 11 aylık yolculuğun ardından Yokohama limanına ulaşıp devamında dönüşünde önce 13 askerimizi kaybettiğimiz, arkasından da 527 denizcimizin vefat ettiği, şehit olduğu efendim Ertuğrul gemisiydi. Bir kez daha tüm kaybettiklerimize, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Ve Ejder Bey'in sorusuyla devam ediyoruz. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si 50 puan değerindedir efendim. Kategorisine baktığımızda bir coğrafya sorusu gelecek Ejder Bey sizin için. Sorunuz ekranda.
Muhteşem gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla bilinen sönmüş bir volkan dağıdır. Süreniz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Murat Bey ben bilirim dedi. Nemrut. Nemrut Dağı. Doğru mu görelim? Kutlarız. Ali Murat Bey burada da hızlı gördü. Puan tablosuna baktığımızda bu cevabın ardından 410 puana ulaştı Ali Murat Bey. Sadece 30 puanlık fark var efendim liderlik yarışında. İlk turun son sorularını alacağız. Cevat Bey son sorusunu seçiyor. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si 50 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda müzik sorusu gelecek Cevat Bey sizin için. Sorunuz ekranda. İsmi eğlence, coşku anlamına da gelen maden gövdeli tambura benzer bir sazdır. Süreniz başladı. Cümbüş. Cümbüş. Görelim. Kutlarız. İlk turun son 3 sorusu. Şimdi de seçme sırası Özlem Hanım'da. İyi. İstanbul'un iyisi 50 puan değerinde. Kategorimiz hayvanlar alemi olacak Özlem Hanım. Buyursunlar sorunuz ekranda. Grup halinde avlanan ve avını kısa sürede iskeleti kalıncaya kadar yiyen canlıdır. Süreniz başladı. Timsah. Timsah. Doğru mu görelim? Değilmiş. Ejder Bey. Pirana. Pirana. 50 puan demek. Doğru mu görelim? Bundarız. Son iki soru ilk turda. Şimdi de Ali Murat Bey ile seçiyoruz. Ordunun oğusu. Ordunun oğusu 50 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda Ali Murat Bey spor sorusu. İlk gün nasıldı spor sorularıyla aranız? Aykut Kocaman'ı bilememiştim. Bilememiş miydiniz? Evet. Bakalım belki de burada bildiğimiz yerden gelir. İstiyoruz soruyu. Buyursunlar efendim. Milli futbol takımımızın ilk golünü atan kişi olarak tarihe geçmiş futbolcudur. Zeki Rıza nokta nokta. Süreniz başladı. Eroğlu. Zeki Rıza Eroğlu. Doğru mu görelim? Değilmiş efendim. Cevat Bey ben bilirim dedi. Sporel. Zeki Rıza Sporel. Görelim. Kutlarız. Evet, 1923 yılında Romanya ile yapılan milli maçta ilk milli golümüzü atan isimdi. Hatta aynı maçta iki gol atmıştı Zeki Rıza Sporel. Murat Bey'den sekti, Cevat Bey'e puan kazandırdı. Kutluyoruz. Ve ilk turumuzun son sorusunu alacağız Ejder Bey'le. Bana da Iğdır kalmış. Iğdır kalmış. Iğdır'ı değerlendireceğiz. 40 puan. Kategorisi müzik olacak Ejder Bey. Geliyor sorunuz. Cem Karaca'nın Islak Islak şarkısıyla çıkış yapan 2007 yılında kaybettiğimiz şarkıcının adıdır. Süreniz başladı. Barış Akarsu. Barış Akarsu. Barış doğru mu görelim? Kutlarız. Rahmetli Barış Akarsu'dan da puanlar Ejder Bey'e gitti. Ve puan tablosuna bakma vakti ilk turumuzun ardından 4 yarışmacımız neler yapmış? 540 puanla Cevat Bey liderlik koltuğunda. 410'la 2 isim ikincilik koltuğunda. Ali Murat Bey ve Ejder Bey, Özlem Hanım 350 ile yarışı sürdürüyor. Çok yakın, çok güzel gidiyorsunuz nazar değmesin. Biraz şu sorulardan kopalım. Zaten birazdan ikinci tura da başlayınca çok hızlı gidecek. Evet. Bir kısa değerlendirme alayım. Ejder Bey, rakipleri ve kendinizi nasıl buldunuz şu ana kadar? Rakipler çok iyi.
Gerçekten yani soru sektirmiyorlar. Sektirseler bile bana gelmiyor, bana kalmıyor. Gerçekten çok başarılılar. Umarım ben de daha konsantre olup daha birinciyi zorlayabileceğim diye ümit ediyorum. Ama eminim şu an kime sorsam sizinle aynı yorumu yapacaktır. Çünkü herkes rakibini öyle görüyor. Tablo öyle çünkü. Evet. Çok yakın. Ali Murat Bey, siz nasıl buldunuz ilk turdaki performansınızı? Gerçekten Ejder Bey'in de dediği gibi çok çekişmeli gidiyoruz. Heyecanımız da o derece artıyor. Bakalım ikinci tur neler getirecek, göreceğiz. İnşallah güzel geçer. Özlem Hanım? Valla benim kazanmak gibi bir iddiam yok ama burada olmak gerçekten çok güzel. Harika. Cevat Bey? Evet, yani herkes çok başarılı. Memnunum yani. Mutlaka bir sıralama olacak birazdan. Mutlaka. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ama dördüncü de çok başarılı olacak eminim. Birinci de efendim. Finale yürüyeceğiz. Birazdan göreceğimiz 20 sorunun ardından iki yarışmacımız final turunda yarışacak. O isimler kimler olacak? Birlikte görelim efendim. 20 soruyu da birlikte cevaplayalım. Başlıyoruz ikinci turumuza. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim'de 4 yarışmacımızla geldik ikinci turumuza. 20 soru cevaplayacağız ve iki yarışmacımızı finale uğurlayacağız. Bakalım kimler olacak? İlk sorumuzu Cevat Bey ile seçerek başlıyoruz. Evet, en düşük puanımız 90, en yüksek puanımız 150 olacak bu turda. Ne dersiniz Cevat Bey? Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si 140 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda Cevat Bey, dizi sorusu gelecek efendim. Pardon, ne sorusu? Dizi. Dizi sorusu. Evet, dizi. Buyursunlar, sorunuz ekranda. Demet Evgar ve Emre Karayel'in Zeynep ve Ozan karakterlerini canlandırdığı komedi dizisidir. Süreniz başladı. Bir kadın, bir erkek. Bir kadın, bir erkek. En yüksek puanlı sorulardan. Doğru mu? Görelim. Süperiz. Ve Cevat Bey ikinci turumuza puanla başladı efendim. Sırada Özlem Hanım'ın sorusu var. 680'i gördü Cevat Bey. Buyurun Özlem Hanım. Iğdır'ın I'sı. Evet. 140 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda bir genel kültür sorusu gelecek Özlem Hanım sizin için efendim. Buyursunlar, sorunuz ekranda. Üsküdar'da Valide Bağ konusu içinde yer alan ve Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilen yapıdır. Süreniz başladı. Valide Sultan Kasrı. Valide Sultan Kasrı. Valide. Efendim? Valide. Valide Sultan Kasrı. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Ejder Bey. Valide Sultan Kasrı. Valide Sultan Kasrı. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Cevat Bey. Adile Sultan Kasrı. Dedik. Eğer doğruysa 140 puan kazanacağız. Görelim. Süperiz. Ve efendim Cevat Bey 2'de 2 yaptı. İkinci turumuzda puan tablosunu biraz daha yukarılara taşıyıp 820 oldu. Şimdi de Ali Murat Bey ile seçiyoruz. Geliyor sorusu. Ömer'in E'si. Ömer'in E'si. 110 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda bir temizlik aracı gelecek. Buyursunlar soru ekranda. Kurumuş bitki saplarından yapılan bir temizlik aracıdır. Süremiz başladı. Çalı süpürgesi. Çalı süpürgesi. Doğru mu? Görelim. Evet. Ben Bilirim'de sorularımızı seçmeye Ejder Bey ile devam ediyoruz. Hakkari'nin H'si. Hakkari'nin H'si 100 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda edebiyat ve dizi sorusu olacak Ejder Bey sizin için. Sorunuz ekranda. Hikayesi kışların zorlu geçtiği diyarlarda yaşanan GOT kısaltmasıyla bilinen dizi uyarlaması ve kitap serisidir. Süreniz başladı. Hiç seyretme şansım olmadı ama Taht Oyunları diyebiliyorum. Taht Oyunları.
Doğru mu görelim. Deriz. Evet, tüm dünyada büyük ilgi gören Game of Thrones taht oyunları Ejder Bey'e puan kazandırdı efendim. Böyle hiç izlememiş miydiniz Ejder Bey? Hep izleyelim diyoruz. Hiç denk gelmedi. Sürekli de sezonları ilerleyip duruyor. Şimdi en baştan başlanır mı başlanmaz mı? Hiç şey yapamadık, cesaret edemedik. Son sezona da geldik galiba o arada. Evet, izleyenler başlanır diyor. Ve deneyeceğiz o zaman herhalde. En baştan başlayacağız. Evet, yani. Çok gerçekten hem kaliteli hem de hikayesiyle tüm dünyada ses getirmiş bir yapımdı. Evet. Güzel puan aldınız efendim. Evet. Ve geçiyoruz sıradaki sorumuza. Kiminle beraber? Cevat Bey'le beraber. Buyursunlar. En yüksek puanla gidelim. Ömer'in Öğüsü. Ömer'in Öğüsü 150 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda müzik sorusu gelecek Cevat Bey sizin için. Sorunuz ekranda. Sözlerimi geri alamam, yaşamaya mecbursun gibi şarkıların sahibi olan müzik grubudur. Süreniz başladı. Bulutsuzluk Özlemi. Bulutsuzluk Özlemi. Yüksek puanlı soruda puanlar Cevat Bey'e gitti mi görelim. Evet. Adım adım finale doğru yürüyoruz. 970 puanla Cevat Bey liderlik koltuğunda. İkincilik yarışı çok yakın. Birazdan iki soru tüm sıralamayı değiştirebilir. İkinci, üçüncü, dördüncü arasında 520, 510, 350 şeklinde ve Özlem Hanım'dayız. Ç harfi. Çankırı'nın Ç'si 110 puan değerinde. Özlem Hanım, kategorimiz coğrafya olacak efendim. Sorunuz ekranda. Dünya üzerinde bilinen en derin noktadır. Süreniz başladı. Niagara Çukuru. Niagara Çukuru geldi son anda. Doğruysa 110 puan. Görelim. Değilmiş. Ejder Bey ben bilirim dedi. Mariana Çukuru. Mariana Çukuru. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, yaklaşık 11 bin metre derinliğinde olduğu söylenmektedir. Ejder Bey'e puan kazandırdı Mariana Çukuru. Geçiyoruz şimdi de Ali Murat Bey. Sivas'ın S'si. Sivas'ın S'si 140 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda bu kez bir dizi sorusu daha gelecek Ali Murat Bey için. Sorunuz ekranda. 2002 yılında yayınlanmaya başlanan uzun soluklu bir Türk aile komedi dizisidir. Süreniz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Puanımız şahane. Bakalım kime gidecek? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Buyurun Özlem Hanım. Çocuklar Duymasın. Çocuklar Duymasın. Doğru mu? Görelim. Puanlarımız Özlem Hanım'a gitti. Güzel gördünüz, hızlı gördünüz. Ve geçiyoruz şimdi de Ejder Bey'in sorusuna. Şanlıurfa'nın Ş'si. Şanlıurfa'nın Ş'si 100 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda edebiyat sorusu gelecek Ejder Bey sizin için. Sorunuz ekranda. Beni kör kuyularda bir gece ansızın gelebilirim gibi pek çok şiiri bestelenmiş ünlü şairdir. Ümit nokta 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 nokta. Süreniz başladı. Yaşar Oğuzcan. Ümit Yaşar Oğuzcan dedik. Doğru mu görelim. Kutlarız. Evet, böylece Cevat Bey'den Ejder Bey'e kadar bir soru grubunu daha cevaplamış olduk. Puan tablosunda 970, 720,
520 ve 470 şeklinde sıralanıyoruz. Yeniden bir tura başlıyoruz Cevat Bey ile beraber. Buyursunlar Cevat Bey. Ne dersiniz Cevat Bey? Urfa'nın U'su olsun. Urfa'nın U'su 140 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda genel kültür sorusu gelecek Cevat Bey sizin için. Buyursunlar, sorunuz ekranda. Yollarda irili ufaklı taşlarla yapılan yürüme yerlerine verilen addır. Süreniz başladı. Arnavut kaldırımı. Arnavut kaldırımı. Liderimiz Cevat Bey buradan da güzel puan alacak mı? Görelim. Veririz. Cevat Bey sektirmedi. Bakalım Özlem Hanım'la da alabilecek miyiz? Bu arada Cevat Bey 1110 puana ulaşmış efendim. Buyursunlar, Özlem Hanım için geliyor. Van'ın V'si. Van'ın V'si 110 puan değerinde. Kategorisine baktığımız zaman bir deyim sorusu gelecek Özlem Hanım. Ekrandadır efendim sorumuz. Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek anlamında kullanılan alay yollu bir deyimdir. Balık nokta 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 nokta. Süreniz başladı. Gelmedi. Ejder Bey ben bilirim dedi. Kavağa çıkınca. Balık kavağa çıkınca alay yollu kullanılan deyim. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Güzel. Şimdi de Tekirdağ'dan yarışmacımız Ali Murat Bey'e döneriz efendim. Bakalım kaç puan isteyecek? Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. 140 puanlık soru istedik. Kategorisine baktığımızda bir bilim insanı arayacağız sorumuzda. Ali Murat Bey için ekranda. Halk arasında deprem dede olarak bilinen 2013 yılında kaybettiğimiz bilim insanıdır. Süremiz başladı. Ahmet Mete Işıkara. Ahmet Mete Işıkara. Doğru mu? Görelim. Evet. Ve yeniden Ejder Bey ile seçiyoruz sorumuzu. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si 110 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda Ejder Bey bir genel kültür sorusu gelecek efendim sizin için. Buyursunlar. Hemen hemen her markanın taklit veya defolu ürünlerinin bulunabileceği ucuz alışveriş yerlerine verilen isimdir. Süreniz başladı. Gelmedi Cevat Bey ben bilirim dedi. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Buyurun Özlem Hanım. Outlet pasajı. Outlet pasajı. Doğru mu görelim? İyiymiş. Cevat Bey. Yine pazarı. Doğru mu görelim? Değilmiş. Murat Bey. Outlet pazarı. Outlet pazarı. Doğru mu görelim? Evet. Değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Ve Ejder Bey buyurun. Ben bilirim. Süreyi doldurduk. Şu an butonlar aktif. Özlem Hanım. Sosyete pazarı. Sosyete pazarı. Eğer doğruysa 100 puan kazanacak Özlem Hanım. Doğru mu? Görelim. Kutlarız.
100 puan Özlem Hanım'ın hanesine yazıldı. Bir outlet'e gittik. Orada herkes bir dolandı, evet. Pasaj pazar derken ve Özlem Hanım hanesine yazdırdı efendim. Şimdi de sıradaki sorumuzu seçeceğiz ama önce puan tablosuna baktığımızda 830, 660, 570 şeklinde ikincilik yarışı. Dengeler her an değişebilir. Cevat Bey de liderlik koltuğunda 1110 puanla. Buyurun Cevat Bey, sizdeyiz. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si 110 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda bir genel kültür sorusu geliyor. Konya'nın etli ekmekten sonra meşhur lezzetlerinden biri olan yiyecektir. Süremiz başladı. Mevlana pidesi. Mevlana pidesi dedik. Aradığımız cevap Mevlana pidesi mi? Görelim. Değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Ejder Bey. Mevlana ekmeği mi? Mevlana ekmeği mi? Görelim. Değilmiş efendim. Cevat Bey. Mevlana çöreği. Mevlana çöreği Konya'nın etli ekmekten sonra meşhur lezzetlerinden biridir. Görelim. Değilmiş. Ejder Bey. Mevlana böreği o zaman. Börek, çörek, ekmek, pide gittik bakalım. Bu doğru mu? Görelim. Değilmiş ve Özlem Hanım. Mevlana yemeği. Mevlana yemeği. Görelim. O da değilmiş. Murat Bey. Mevlana şekeri. Mevlana şekeri. Evet. 90 puan kazandık mı? Görelim. 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 Şimdi örnek verilen etli ekmek olduğu için insan daha böyle hamur işi, evet, arıyor, ekmek arıyor, pide arıyor filan derken şekere Murat Bey gitti ve güzel de gördü. Kutlarım efendim. Devam ediyoruz. Kimin sorusu? Sıradaki sorumuz Özlem Hanım'la beraber. Buyursunlar. C diyorum. Ceyhan'ın C'si 100 puan değerinde. Özlem Hanım için bir benzetme sorusu gelecek. Buyursunlar efendim, sorunuz ekranda. Çekilmez, psikolojik azap veren, sinir bozucu durumlar için kullanılan bir benzetmedir. Nokta 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 gibi. Süreniz başladı. Sonlar aktif. Ejder Bey ben bilirim dedi. Çin işkencesi. Çekilmez azap veren şeyler için Çin işkencesi gibi tabiri kullanılır dedik. Doğru mu görelim. Evet. Ejder Bey son sorularda yine bir atağa kalkıyor. İlk günde böyleydi. 930'a taşıdı tablosunu. Liderlik koltuğuna biraz daha yaklaştı. Ve şimdi de sıradaki sorumuzu kiminle alacağız? Ali Murat Bey ile beraber seçiyoruz efendim. Ali'nin A'sı diyelim. Ali'nin A'sı 110 puan değerinde. Ali Murat Bey, kategorimiz müzik olacak. Buyursunlar, sorunuz ekranda. Cumhuriyet döneminin sanatsal simgelerinden biri olan ilk kadın opera sanatçımızdır. Süreniz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ejder Bey ben bilirim dedi. Gelmedi. 2004 yılında 94 yaşındayken kaybettik, vefat etmiştir efendim. Ejder Bey. Zeliha Berksoy mu? Zeliha Berksoy. İlk kadın opera sanatçımız. Doğru mu görelim. Değilmiş. Çok yaklaştık. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha.
Ejder Bey. Meliha Berksoy mu? Meliha Berksoy. İlk kadın opera sanatçımız. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Buyurun Ali Murat Bey. Mediha Berksoy. Efendim? Mediha. Mediha Berksoy. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Bir tane daha. Buyurun Ejder Bey. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Murat Bey. Zeliha Berksoy. Zeliha Berksoy. İlk kadın opera sanatçımız. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini daha açmadan Özlem Hanım ben bilirim dedi. Mediha Berksoy. Mediha Berksoy. Görelim. Değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Ali Murat Bey. Meliha Berksoy. Meliha Berksoy. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Ejder Bey. Feriha Berksoy. Feriha Berksoy. Görelim. Değilmiş. İlk kadın opera sanatçımız birazdan gelecek bence. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Ve Cevat Bey ben bilirim dedi. Semiha Berksoy. Efendim? Semiha Berksoy. Semiha Berksoy. Evet. Doğru mu? Görelim. Kutlarız efendim. Evet, bir kez daha saygıyla ve rahmetle anmış olalım. Bu arada Cevat Bey siz herhalde bu soruda hiç tahmin kullanmadınız. Sadece Semiha Berksoy olarak kullandınız değil mi? Doğru. O tarafta bayağı çünkü... Yani bilmediğim için... Beklediniz. Evet. Çok tahmin geldi. Özlem Hanım'dan geldi. Ali Murat Bey'den geldi. Ejder Bey'den geldi. Puanlar Cevat Bey'e gitti. Ve efendim devam ediyoruz. Kiminle beraber? Ejder Bey'in sorusuyla beraber. Buyursunlar. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si 100 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda bir deyim sorusu alacağız. Ejder Bey sizinle. Sorunuz ekrandadır. Gönlü kırılmak. Onuruna dokunmak anlamlarında kullanılan bir deyimdir. Süreniz başladı. Gücüne gitmek. Gücüne gitmek. Doğru mu? Görelim. Evet. Adım adım finale doğru ilerliyoruz. Kimler final turunda yarışacak? Bu akşam 2500 liralık para ödülünün sahibi de kim olacak? Birazdan göreceğiz efendim. Bu arada Ejder Bey de 1000'i aştı. 1160, 1030. 130 puanlık bir fark var. Şimdi de Cevat Bey ile seçiyoruz. Sorumuzu son 4 soru bu arada. Sorularımızı seçerken ona göre puan riskini alırsak memnun oluruz efendim. Buyursunlar. Ünye'nin Ünsü. Ünye'nin Ünsü. 110 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda bir sinema sorusu gelecek Cevat Bey sizin için. Sorunuz ekranda. Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Guruda'yı buluşturan Yeşilçam komedi filmidir. Süreniz başladı. Ejder Bey ben bilirim dedi. Çöpçüler Kralı. Çöpçüler Kralı. Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Guruda. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Gerçekten bilemeseydim, aklıma gelmeseydi daha doğrusu herkesin bildiği bir isim ama aklıma gelmeseydi çok üzülürdüm. Yani kaç kez seyrettiğimi hatırlamıyorum zaten. Evet, hepimiz evet. Defalarca seyretmişizdir. Evet, evet. İşte bazen oradaki iki harften gelemeyebiliyor. Evet. Ejder Bey güzel gördünüz kutlarım ve puan farkı çok azaldı. 1160-1140 sadece 20 puanlık bir fark var. Son 3 soru ve Özlem Hanım'la devam ediyoruz. K harfi. 100 puan değerinde kategorisine baktığımızda bir genel kültür sorusu gelecek efendim sizin için. Sorunuz ekranda.
Şirketlerin resmi ya da özel yazışmalarda tercih ettiği isimli veya logolu bir kurumsallık sembolüdür. Süreniz başladı. Gelmedi. Cevat Bey ben bilirim dedi. Antetli kağıt. Antetli kağıt. Doğru mu görelim? Veriz. Son iki soruya giriyoruz. Şimdi de Ali Murat Bey ile seçeceğiz efendim sıradaki soruyu. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si. 100 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda bir oyuncu arayacağız bu soruda Ali Murat Bey. Buyursunlar efendim. Sorunuz ekranda. Yabancı Damat dizisinde Katina, Akasya Durağı dizisinde Eleni rollerini oynayan sinema ve tiyatro sanatçısıdır. Süreniz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Özlem Hanım. Gülgün Bengül. Efendim? Gülgün Bengül. Gülgün Bengül. Doğru mu görelim? Değilmiş. Murat, Ali Murat Bey. Nilgün Belgün. Nilgün Belgün. Doğru mu görelim? Günleriz. Ben bilirim de son soruya kadar geldik. Final öncesi ve Ejder Bey son soruyu seçecek. Arkasından final turuna geçeceğiz efendim. Buyursunlar. Yumuşak G. Yumuşak G 90 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda bir anlam bilgisi sorusu gelecek. Ekranımızdadır. Yerli yersiz konuşmak, saklanması gereken şeyleri söyleyivermek durumudur. Süreniz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif ve Özlem Hanım ben bilirim dedi. Boş boğazlık. Boş boğazlık. 90 puan. Doğru mu görelim? Kutlarız. Ve efendim ben bilirim de günlerini birinci tamamlayan 4 yarışmacımızdan final turunda yarışacak isimler belli oldu. Tabloya baktığımızda bugün 1260 puan toplayan Cevat Bey ve 1140 puan toplayan Ejder Bey finalde. Daha önce birinciliği tadan isimler 840 puanla Murat Bey ve 660 puanla da Özlem Hanım. Bu akşam yine güzel yarıştılar ama rakipleri çok hızlıydı. Onları da kutlarız. Evet, böylece finale kadar geldik. Birazdan Cevat Bey ve Ejder Bey ile final turunda konuşacağız zaten. Ali Murat Bey ne dersiniz? Arkadaşlarınızla yetişemedik bu akşam. Güzeldi, çok keyifliydi. Epey heyecanlandık böyle. Çok çekişmeli gitti yarışma. Bir de başarılar diliyorum onlara filerde. Evet, bir de rakipler de hızlı olunca bu hızlıydı, kez evet. Orada refleksler çok ön plana çok, çıkıyor. Aynen, bazı aynen. Sorularda herkes o kutulardan bir tanesini açalım dediğim an, o harf döndüğü an herkes aynı refleksi verebiliyor. Orada da hız yarışı devreye giriyor. Aynen. Murat Bey güzel yarıştınız yine. Çok çok teşekkür çok ederiz. Tekirdağ'dan kalkıp geldiniz. Ayaklarınıza sağlık efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Özlem Hanım siz ne dersiniz? Vallahi ben de çok çok keyif aldım. Çok eğlendim. Özellikle kendimle bu yarışmada. Bir ara böyle Cevat Bey'in elini tutmak istedim basması butona diye. Eminim diğer eliyle basardı Cevat Bey. Evet evet. Çok keyif aldım. Çok sağ güzeldi efendim. Sizlerle beraber olmak. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık bir kez çok daha. Çok teşekkürler. Teşekkür sağ olun. O zaman biz izninizle finale geçelim. İki yarışmacımızla vedalaşıyoruz. İki yarışmacımızla da 10 soruyu cevaplayacağız. Bakalım birincimiz kim olacak? Ödülümüzü kim kazanacak efendim? Hadi birlikte finale geçelim.
Hazırsak Ben Bilirim'in ödül bölümü başlıyor. Diyarbakır'ın D'si. Hakkari'nin H'si. Ömer'in Ö'sü. Bu kategorimize baktığımızda müzik gelecek Ejder Bey sizin için. Genel kültür sorusu gelecek, edebiyat sorusu gelecek, dizi sorusu gelecek efendim. Anlam bilgisi Ejder Bey, süreniz başladı. Kondüktör. Ejder Bey Ben Bilirim dedi. Mariana Çukuru. Bir kadın bir erkek. Sancak. Cevat Bey Ben Bilirim dedi. Trevi. Adisyon. Efendim geldik final turumuza. Çok güzel bir iki tur geçiren finalistlerimiz stüdyomuzda. Bakalım bugünün birincisi kim olacak ve 2500 liralık ödülün sahibi kim olacak? Ejder Bey ve Cevat Bey kaç puanla gelmişler finale baktığımızda? 1260 Cevat Bey, 1140 Ejder Bey. Final turuna başlayacağız birazdan. Ejder Bey ne dersiniz? Final öncesi sizinle az önce konuşmamıştık. Çok iyi, bütün yarışmacılar çok iyi. Gerçekten çok zorlandım. Ve günün sonunda da kaybedersem de en azından Cevat Bey'e kaybetmiş olacağım. Onun için içimde rahat. Cevat Bey? Evet, valla 55 yaşındayım. Gençlerin arasından sıyrılıp buraya gelmek gerçekten güzel oldu. Aynı diye ben de katılıyorum. Yani kaybedersem ben de hiç üzülmeyeceğim. Çünkü gerçekten çok iyi bir yarışmacıyla yarışıyorum. Ayrıca Cevat Bey hepimizden genç duruyorsunuz vallahi. Teşekkür ederim. Yaşam tarzı. Maşallahınız var. Efendim başlıyoruz final turumuza. 10 soruluk final turunda ilk soruyu, ilk kategoriyi seçecek isim Ejder Bey olacak. Geliyor efendim kategorilerimiz, buyursunlar. Ödül bölümümüzde genel kültür, sinema, coğrafya, Türkçe ve müzik kategorilerinden ikişer sorumuz var. Ejder Bey hangisiyle başlamak ister? Coğrafya Ejder. Coğrafya Ejder'in E'si. Eller butonda, sorumuz ekranda. Handüzü Yaylası, Arap Düzü Doğa Parkı gibi turizm noktalarıyla bilinen Rize ilimize bağlı ilçedir. Ejder Bey buyurun. Ardeşen. Ardeşen. Doğru mu görelim? Değilmiş. Cevat Bey. Gelmedi. İki yarışmacımızın da birer buton hakkı daha var. Son 20 saniyeye giriyoruz. Bu soruda sadece bir kutu açtırma şansımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Cevat Bey. Süreyi doldurduk. Ejder Bey'in bir buton hakkı kaldı. Son 10 saniye. 5 saniye. Ve efendim sorunun süresi sona erdi. Aradığımız o ilçe neresi çıkacak acaba? Handüzü Yaylası, Arap Düzü Doğa Parkı gibi turizm noktalarıyla bilinen ilçemiz Rize'ye bağlı. Görelim. Aradığımız ilçe Güneysu'ydu. Bu cevap Cevat Bey'i üzüyor. Yok, aslında kelimeyi hatırlayamadım. Yani o ilçeyi aklımda düşünüyorum, ismi aklıma gelmedi. Sağlık olsun efendim. Öyle. Daha finalin başındayız. 9 soru daha var. Ve şimdi de Cevat Bey seçecek finaldeki sorusunu. Genel kültür Niğde'nin N'si olsun. Genel kültür Niğde'nin N'si sorumuz geliyor. Genellikle bir üniversiteye bağlı olan veya bağımsız olarak araştırma yapan eğitim kurumudur. Cevat Bey buyurun. Enstitü. Enstitü dedik. 200 puan değerindeki sorumuzda. Doğru mu görelim? Evet. Bu cevabın ardından puan tablosunda Cevat Bey 1460'ı gördü efendim. Daha finalin başındayız. Ejder Bey'in gün birincisi olma şansı devam ediyor. Ve geçiyoruz sıradaki sorumuza Ejder Bey ile beraber. Coğrafya Samsun. Coğrafya Samsun'un S'si. Sorumuz geliyor. Urduca'nın resmi dil olduğu Asya ülkesidir. Cevat Bey ben bilirim dedi. Pakistan.
Pakistan. Doğru mu görelim. Deniz. ...200 puanı daha hanesine yazdırdı. 1660-1140. Ve şimdi de Cevat Bey seçecek kategoriyi. Yine genel kültür M. Genel kültür Manisa'nın M'si. Sorumuz geliyor. Meşe ağacının meyvesidir Cevat Bey. Palamut. Palamut. Doğru mu görelim. Kutlarız. Burada da hızlı geldi. 1860-1140 oldu efendim puan tablomuz. Ejder Bey seçiyor kategorimizi. Türkçe Şanlıurfa. Şanlıurfa'nın şeysi kategorimiz Türkçe, sorumuz şöyle. Değerli kimselere çok kişi sataşır. Onları çok kişi eleştirir anlamındaki atasözümüzdür. Al elmaya nokta nokta çok olur Cevat Bey. Gelmedi Ejder Bey. Taş atan. Al elmaya taş atan çok olur dedi Ejder Bey. Doğru mu görelim. Veriz. Ejder Bey'in gün birinciliği şansı bu cevabın ardından devam ediyor. 1860-1340. Buyursunlar, sıradaki sorumuz Cevat Bey için geliyor. Kategoriler ekranda. Yine Türkçe olsun F. Türkçe Fatsa'nın F'si, sorumuz şöyle. Birçok kişinin bir araya gelmesi sonucu olan... ...anlamında kullanılan dilimize Fransızca'dan geçmiş sözcüktür. Ejder Bey buyurun. Kolektif. Efendim? Kolektif. Kolektif. Doğru mu görelim. Gönderiz. ...1860-1540... Puan farkı 320. Birazdan ödül bölümümüzün galibi kim olacak? Ödülü kim kazanacak? Bir adım daha atıyoruz. Ejder Bey ile seçiyoruz kategorimizi. Müzik Rize. Müzik Rize'nin R'si, sorusu geliyor. Rahmetli Neşet Ertaş'ın sesinden dinlediğimiz Uçan Kuş'tan, Esenyel'den Sakınırım Kıskanırım sözlerinin yer aldığı eseridir Cevat Bey. Gelmedi. Son 20 saniye. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha açacağız ve tüm kutu açma haklarımızı burada kullanmış olacağız. Açalım. Buyurun Ejder Bey. Gelmedi Cevat Bey. Mühür Gözlüm. Mühür Gözlüm. O eserin adı Mühür Gözlüm'dür dedik. Rahmetli Neşet Ertaş'ın sesinden dinlediğimiz eser. Doğru mu görelim. Kutlarız. ...2060-1540 oldu puan tablosu bu cevabın ardından. Buyursunlar, devam ediyoruz. Kiminle birlikte? Cevat Bey ile efendim. Son 3 soru. Ne dersiniz Cevat? Yine müzik olsun. He. Müzik Hatay'ın H'si, sorumuz geliyor. Silbaş'tan Mayın Tarlası, Ya Hep Ya Hiç gibi şarkıları hafızalara kazınan rock müzik sanatçısıdır Cevat Bey. Şebnem Ferah. Şebnem Ferah. Doğru mu görelim. Kutlarız.
Buyursunlar, şimdi de Ejder Bey seçiyor kategoriyi. Son iki sorumuz. Sinema Iğdır. Sinema Iğdır'ın I'sı geliyor. 120'nin üzerinde sinema filminde rol alan, 2013 yılında Lezzete Merhaba adlı bir kitap yazan Yeşilçam'ın usta oyuncusudur. Son 20 saniye. Bu soruda iki kutu açma şansımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tanesini daha. Ejder Bey buyurun. Filiz Akın. Filiz Akın. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri Filiz Akın. Doğru mu görelim? Kutlarız. Ve son soru geliyor. Cevat Bey'le kalan son kategoriden işaretleyeceğiz efendim. Sinema kalmıştı. Evet, sinema L. Güleburgaz'ın L'si sorusu geliyor. Tüm dünyada büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk filmidir Cevat Bey. Gelmedi. Bu soruda 3 kutu açma şansımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Ve Ejder Bey. Yüzük Kardeşliği. Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk filmi Yüzük Kardeşliği dedik. Doğru mu görelim? Kutlarız. Ve efendim bugün stüdyomuzda ikinci kez yarıştılar. Ödül bölümünde yarıştılar. Puan tablosuna baktığımızda Ben Bilirim de ödülümüzün sahibi olan 2260 puanla Cevat Bey. Kutlarız. Ve süper işte bu güzel yarışma oldu. Ve Ejder Bey de son ana kadar güzel geldi. Kaç puan toplamışız efendim ödül gününde baktığımızda 1940 puanla bugünü tamamladı. Kutlarız Ejder Bey de. Gerçekten heyecanlı bir yarıştı, nefes kesen bir yarıştı. Öncelikle 2500 liralık hediyenizi sizinle paylaşalım Cevat Bey. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamı dilerim. Harika yarıştınız bu arada. Sağ olun. Nasıldı sizin için? Final tabii zorlayıcıydı. Yani Ejder Bey gerçekten harika bir yarışmacı. Ama sevindirici bir sonuçla sonlandırdım günü. Buraya hani kazanmaya gelmiştim. Kazandım ama esas benim kazandığım şey burada. Harika insanlar kazandım, harika insanlar tanıdım. Çok güzel zamanlar geçirdim. Hem yarışmacı arkadaşlara hem sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Bir kez daha bir arada olmaktan memnun olduk. Ejder Bey'le de keza öyle. Ejder Bey siz ne dersiniz finalin ardından? Bütün yarışmacılar birbirinden iyiydi ama en azından genç bir yarışmacıya kaybettiğim için özellikle ben de içim rahat. Peki. Çok teşekkürler tanımaktan. Dört yarışmacımızı da tanımaktan memnun olmuştuk. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim de bir haftayı geride bıraktık efendim. Ödülümüz Cevat Bey'e gitti. Siz de buyurun gelin birlikte yarışalım. Bu masalarda yerinizi alın. Başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz efendim. Biz hafta boyunca 360 ekranlarında yeni nesil yayıncılığın adresinde sizinle buluşmaya devam ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın. Tebrik ederim.